Ayakkabıcılar Odası'nın değerli başkanı, saygıdeğer hakim, basınımızın değerli mensupları. Bugün burada 2020 yılının ahisini tanıtmak için sizleri çağırmış bulunmaktayız. Hepinizin bildiği gibi bir pandemi sürecinden geçmekteyiz. Bu süreçte bu etkinlikleri ne kadar kısa yapabilirsek diye komitede karar alındı. Dolayısıyla bu etkinlikleri olabildiğince kısa ve az kişiyle kutlamaya çalışacağız bu yıl. Ben yine kısaca ahilik kültüründen bahsedecek olursam, ki uzatmadan kısa değinmek istiyorum. Ahilik kültürü toplumumuzda 13. yüzyılda Türklerin İslamiyet'i kabul ettikleri, toplum olarak kabul ettikleri süreçle beraber Türk örf ve adetleriyle İslam inancının kaynaşmasından meydana gelen bir düşünce sistemi olarak kabul edilmektedir. Yine ahiliğin özelliklerinden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi doğruluktan ayrılmamak, diğeri cömert olmak, alçak gönüllü olmak, misafirini sevmek, kudreti varken suçluyu affetmek, utanma duygusuna sahip olmak. Bu saydıklarım ahilik özelliklerinden bazılarıydı. Hepinizin bildiği gibi değerli basın mensupları, geçen yıllarda ahilik haftasını dolu dolu kutlamaya çalıştık. Ahilikle ilgili paneller düzenlendi ve ahilikle ilgili geniş şekilde açıklamaları yapmıştık. Ne yazık ki bu yıl içinden geçtiğimiz bu pandemi sürecinde bu tür etkinlikleri yapmama kararı aldık. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli basın mensupları, daha önce bildiğimiz gibi ahilik kutlamaları bir haftanın içerisinde çeşitli etkinliklerle devam eden bir haftayı dolu dolu yaşıyor idik. Ama bu yıl bu etkinliklerin birçoğunu maalesef yerine getiremeyeceğiz. Ama yine de biz bu yılda özüne uygun olarak bir güne sığdırdığımız bir programı hazırladık. Bu programımızı da sizlere de kısaca bahsetmek istersem, 9.45'te Salı günü, 15 Eylül Salı günü 9.45'te Anıt'ta Atatürk Anıtı'nın önünde çelenk koyarak başlayacak ve akibinde Sayın Valimizi ziyaret edeceğiz ahimizle beraber. Daha sonra yine ahimiz ve ilin çırak, yılın çırak ve kalfasıyla beraber belediye başkanımızı ziyaret edeceğiz. Ve ahimizin meslek arkadaşlarını ve yıllardır orada komşuluk yaptığı insanları ahimizle beraber öğleden sonra ziyaret edip haftamızı tamamlamış olacağız. Değerli arkadaşlar, ahimizi nasıl seçildiğini şöyle söyleyeyim size. Ahimi önce odalara, bakanlıktan gelen yazı doğrultusunda odalara bildiriyoruz. Odalar kendi bünyelerinde bulunan ve ahilik durumundan haiz olan üyelerinden bize üçer üye bildiriyorlar. Biz de yönetim kurulu olarak bu ahilerin içerisinde, nahi adaylarının içerisinde 3 tane aday belirliyoruz. İl mutabakat komisyonu veya ildeki o komisyona götürüyoruz valilik bünyesinde. 3 kişiden bir tanesinde ilin valisi seçmiş oluyoruz ki bunu vilayette aşağı yukarı 13 katılımcı kurumlardan, diğer sivil toplum örgütlerinden gelen kurul üyeleriyle beraber seçiyor idik. Bu yılda aynısını yaptık. Ben baştan söylediğim gibi fazla uzatmak istemiyorum. Hasan Avcı abimiz bizim aşağı yukarı 50 yıldır falan bu mesleği icra eden, en azından Hasan amca 64 yıl düzeltelim. 64 yıldır aynı mesleği icra eden, ayakkabının üretiminden tabirine kadar o süreçten geçmiş bir abimiz. Ben sözü fazla uzatmadan kendisinden duymak istiyorum ve sizlere kendisini anlatmasını isteyeceğim ama Hasan abiden önce oda başkanımız, mensubu, Hasan abinin mensubu bulunduğu oda ve ayakkabıcılar odası başkanı Ahmet başkanıma sözü bırakmak istiyorum. Temsilcisi olduğum Uşak Ayakkabıcılar Esnaf Odası camiası adına siz değerli basın mensuplarına saygıyla selamlıyorum. 2020 yılı ahisi olarak odamızın en eski üyelerinden camiamızda çok emeği bulunan değerli üyemiz Hasan Alçı seçilmiştir. Bu onurlu camiamıza
yaşattığı için teşekkür ederiz. Bu üyemizi seçen Uşak Valiliği Komisyon Heyetine ve Esnaf Odaları Birliği Yönetim Kurulu'na, esnafın ve yönetim kurulu adına teşekkür eder, saygılar sunarım. Hasan ustamızın bundan sonraki yaşamında sağlıklı, sıhhatli, huzurlu günler geçirmesini temenni ederim. Tabii bu arada Hasan abimiz kendinden sizlere bahsedecektir. Ne zaman Uşak'a geldi, ne zaman mesleğine başladı, kaç senedir detaylı bir şekilde sizlere mutlaka kendini tanıtacak. Buyur Hasan abi. Sayın Başkanımız, hoş geldiniz. İlk önce ben Uşak Vilayeti Manas Kazası'nın Kızılcasöğüt nahiyesinde 1950 sonlarına doğru, yani Ekim aylarına doğru Uşak'a çarşıya geldik. Abim dinler. Bir diğer arkadaşlarımız da vardı. Bana dediler ki bu çocuk fakir. Bunu öğrenirse gıda çıraklığa verelim, bu başını olsun kurtarsın dediler. Şimdi başımdaki büyükler dediler ki, orada bir rahmetli Mustafa Küçük ustamız vardı. Allah rahmet eylesin, kabirler umut olsun ve makamlar cennet olsun. Ben dedi, öğreteyim dedi, abim dillere. Beni yanında Allah koydu. Abim diller, beni bıraktılar, gittiler. Ve akşam oldu, ben eve vardık. Ustamla beraber Emine annem dedi ki, Mustafa bu çocuk kim? Emine dedi, ben dedi, bunu dedi, evlatlık olup aldım, öğretirse kadar bunu öğreteceğim dedi. Tamam dediler, 55 yılından beri ben bu sınavda devam ediyorum. Yeni yapıyorduk, ustam rahmetler. Sonra ustam rahat verdikten 1963'te derstur aldım. Yani o zaman derstur denilerdi o şeye. Onları aldım ve piyasada kahva olarak çalıştım. 1966'da askerden geldim. Hamdi Özgün abimizin yanında 17 seneden çalıştım. 80'de kendime tamirci dükkanı açtım. 3 oğlum var. Allah'a emanet. Ben Hasan Alçın, oğlum Yusuf Alçın, Sezgin Alçın, bunlar Sezai Alçın, bunlar da ayakkabı tamircisi. İşimize şu anda devam ediyoruz. Bu sanatta çok bereketli, çok şeyli bir sanattır. Biz emekli olduğumuz için işimizi bırakamadık, işimizin devamını seviyoruz. Ben şimdi nasip olursa bu dönemden sonra İşimde ömrümün sağ olduğu müddetçe devam edeceğim. Nasip olursa şu anda çalışıyorum. Şimdi nasip olursa ben şu anda çalışmaya sıhhatimiz el verdiği sürece devam ediyorum. Bu Uşak'ta 15 bin esnafımızın işlerine İşlerinde başarılar dilerim. Sıhhatli, mutlu günler dilerim. Hepsinden Allah razı olsun. İşlerine devam etmelerini istiyorum. Çalışmak çok iyidir. Bunlara hayırlı olsun, olsun diyorum. Peki ustam, çırak yetiştirebiliyor musunuz? Çırağım benim olanlarımla beraber 6 tane oldu. Şu anda... Bu dönemde var mı çırak? Şu anda yok. Gelmiyorlar. Şu anda zaten çırak bulmak da çok zorlandı. Yani ondan dolayı her sektörde çırak bulmak bayağı zor. Bir iki meslek hariç nedir? Belki kısadan hayata atılmak için berberlerde çıraklık, aşçılarda kısmen. Diğer sektörlerde artık ayakkabı tamiri olsun, manifatör olsun veya işte terzi olsun çırak bulmak oldukça zorlandı. Yok olmaya yüz tutmuş mesleklerden mi diyelim? Efendim? Yok olmaya yüz tutmuş meslekler. Yani aslında şu saydığımız meslekler yok olmaz da neyden kaynaklanıyor? Belki eğitim sistemlerinden kaynaklanan bu ara eleman sıkıntısından dolayı. Dolayısıyla bu tür meslek gruplarında çırak bulmakta bayağı zorlanıyorlar. Yani ondan kaynaklanırsa gerek. Çok teşekkür ederim.
Arkadaşlar çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Evet, bu arada Hasan amcamızı isterseniz bir cübbesini de burada giydirmiş olalım. Tabii asıl cübbemizi Sayın Valimiz giydirecektir. Ama burada siz basın mensuplarıyla evet, beraber Hasan amcamızın bir cübbesiyle resimine alabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun Hasan abi. Beni gel sen giydir abi. Hasan abi beni gel şöyle. Şöyle gel, aramıza gel. Buradayız efendim. Başkanım buradayız. Başkanım. Sayın başkanlar buradayız. Tamamdır başkanım. Hayır.